Templedir, ortamı güzeldir, bütün sezonun karşılığını almaktır. Ama önemli olan şey, yaşanan şeyleri biraz daha saygı çerçevesi içerisinde karşılamak lazım diye düşünüyorum. Önemli olan da budur. Sana göre Galatasaray bu şampiyonluğa ulaşırken en önemli etkenler kimlerdi? Birincisi Ultra Aslan, onu birinci sıraya koyuyorum. Ben Zaha'yı göndermem. E hakemi konuş... yenebilir misin? Ya Hakemi yenmek diye bir düşünce yoktur Hayır ki. Hayır hocam sen yani merak ediyorum. Onunla... Sen şimdi sonuçta... Hakemi sen yenmek için çaba sarf etmiyorsun. Sen rakibini yenmek için oynuyorsun. Hakemle ne işin var? Sayın Aziz Yıldırım gelirse kim gelir hoca? Mourinho. Ne zaman final? Cumartesi. Londra'da gibi. değil mi? Memleistan'da. Tam orada görüşeceklerdir herhalde. Evet. Büyük bir ihtimalle de anlaşacaktır. Öyle geliyor bana haberler. Senin çünkü İngiltere'de önemli dostların evet. var. Tanıdıklarım var. Yeni açık ekranlarına hoş geldiniz. Galatasaray Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise tarihinin en yüksek puanını toplamasına rağmen ikinci oldu. Her hafta olduğu gibi Türk efsanesi Tugay Kerimoğlu ile birlikte Süper Lig'in tüm ayrıntılarını Maestro programında konuşacağız. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasıl konuşacaksın? Evet. Ya, oluyor öyle işte şey <laughs> yok o anlamda demedim hani mikrofon herhalde. evet <laughs> mikrofon ne haber suyum iyi misin iyiyim hocam sen nasılsın ben tebrik de ederim abi. hocam teşekkürler sağ olasın Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti sen de uzun yıllar Galatasaray formasını giydin Doğru. bir şampiyonluğu daha gördün biz de gördük zamanda evet keyiflidir Hem... ortamı güzeldir bütün sezonun karşılığını almaktır Hedeflediğin noktaları bir şekilde ulaşmaktır. Ama önemli olan şey... Yaşanan şeyleri biraz daha saygı çerçevesi içerisinde... Karşılamak lazım diye düşünüyorum. Önemli olan da budur. Ee, benim bakış açım, bakış açım biraz farklıdır bu konularda. Çünkü saygı ve sevgiyi her seferinde söylerim. Saygının da sevginin de en güzel olduğu ortamlar... Bundan sonraki seneler için karşımıza çıksın diyeyim. Yavaş yavaş senin böyle hani şey sorularım var ya kontralar, <laughs> yerden ayağa oynamalar. Onlarla beraber devam ederiz. Sen de köşeyi güzel bırakıyorsun hocam <laughs> her zaman ki. <gibi. gülüyor> mu köşeyi hiç affetme. Hocam bir şey merak ediyorum. Sen de Galatasaray'da şampiyonluk yaşadın evet. yıllarca. unutamadığım bir şampiyonluk anısı var mı? İstiyorsan sevgili izleyicilerimize bu 24. şampiyonluk... Benim aslında unutamadım sana... unutamadığım Galatasaray'dır. Yani şampiyonluklar ee, 4 sene üst üste yaşadığımız süreçte e, Kalli zamanında da yaşadığımız şampiyonluklar, e, bunların birikimleri bize her zaman tecrübe olarak geri döndü. Ama yaşanan ortamlar her zaman eğlenceli, keyifli. Enerjinin tribünle sağa bir, birleşmesi, oyuncuların kendi karakterlerini sahaya yansıtması, armaya, kulübe, isme, geçmişe saygı duymaları. E, Başarıları her zaman hayatta vardır. Çünkü hedefi olan insan başarıyı zaten talep etmiştir. Bizler de senelerce Galatasaray'da hizmet ettiğimiz süre boyunca da neyin nasıl olması gerektiğini saha içerisinde oynanan oyunlarla beraber kazanabileceğimiz şampiyonlukların hikayesini hepimiz belirledik. Tabii ki bizim başımızda da teknik direktörlerin bilgi ve birikimi vardı ama paylaşımcı olmak, birbirine e, sırtını güvenebilir bir şekilde dayamak, düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etmek her zaman ön planda. Her sene şampiyon olacaksınız diye bir kaydı yok. Değişebilir bu. Benim sevdiğim de bir söz vardır. Şöyle bağlayayım onu. Ee, her şey değişir. Kişiler değişir ama stadında renklerin de ruhu değişmez. Biz böyle öğrendik. Hayatımızı da böyle şekillendirdik. Ne güzel hocam. Güzel bir sözmüş. Teşekkürler. Peki hocam Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti. Evet. Sana göre Galatasaray bu şampiyonluğa ulaşırken en önemli etkenler kimlerdi? Birincisi Ultra Aslan. Onu birinci sıraya koyuyorum. Çünkü e, bunun yaşantısını çok bariz bir şekilde ifade edemezler ama sevgilerini tribünden sahaya nasıl yansıtabileceklerini her seferinde dile getirirler. Sahiplenmeyi iyi bilirler. Sahiplendiği noktada hani ev sahibiydin, deplasmanda oynadın diye bakmaz. Ee, ultra aslan için söyleyebileceğim sözlerden bir tanesi de sevginin olduğu yerde her zaman olduklarını hep ben yaşadım. Oynadığım senelerde de futbolu bıraktıktan sonraki süreçlerde de tabii ki teknik direktör ve ekibi, staff, tesiste çalışanlar bir aile olmanın nasıl bir duygu olduğuna sahip olup o sahiplenmeyi bir şekilde oyunculara da çalışanıyla beraber veriyor olması. Üçüncüsü Okan Buruk ki benim pro lisansından e, hoca arkadaşım. Geçmişindeki edindiği başarılar bugün Galatasaray camiasında yaşadığı üst üste iki şampiyonluklar ve bunların akabinde kurduğu kadrolar, oyuncu grupları, ne oynatmasını istediğini, oyuncularının tepki verebileceğini vücut diliyle bir şekilde anlatmaya çalışan bir Okan Buruk. Esas mimarlara gelelim. Evet. Benim için her zaman özeldir demiştim. Karakter olarak, kişilik olarak iyi aile babası olduğunu ki Türkiye'de herkes e, çok e, düşünce olarak olumlu olan bir Muslera, Fernando Muslera gibi liderin olması ki orada senin istatistiklerin var, oradan geleceksin farkındayım. Hocam e, <laughs> Muslera dedin, çok önemli bir konuya hemen değindin. Ben de sana hemen bir istatistik vereyim. Mustera Lazio'dan Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda şampiyon olduğunda Galatasaray'ın 17, Fenerbahçe'nin 18 şampiyonluğu varmış. Doğru. Yıl 2024. Mustera Galatasaray'da devam ediyor. Mustera'nın bu arada kazandığı şampiyonluk sayısı 7. 7. Yani Galatasaray'ın şu anda 24, Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu var. Herhalde Mustera'nın... Bir diye yazarsın. Evet. Hı? Bir diye yazabilirsin. Yani bu ayrı ayrı bir bakış açısı. Ee, tekrar söylüyorum. Karakterine fazlasıyla inandığım, liderliğini çok iyi idare eden takım arkadaşlarında ki dünkü kutlamalarda da bu bariz bir şekilde karşımıza çıktı. Bir, e, Muslera diyeyim. İki, e, eklemem gereken yani çok maçta Az golu yendi bir muslere var. Zaman zaman şampiyonluklarda fa e, farkını fazlasıyla yansıtabilen bir karakter. Maç kurtardı, maç aldı. E, bazı deplasman maçları da var. E, i̇ki, Torre diye bir oyuncunuz var ki bitmek bilmeyen bir enerji. Sadece işinde konsantre olup e, sırtında ismi yazmasına rağmen ama arma için oynayan bir karakter. Her yere basıyor. Her yerde var. Yani e, üç. Defans bölgesinde oynayan hiçbirini birbirinden ayıramam. Süreleri belki hocasına göre farklıdır ama benim bakış açım içerideki performanslarının etki olması, etkileşimi biraz daha fazlasıyla yansıtması. E, üç, oğluna hayran olduğum gibi kendine de hayran olduğum bir Mertens. Hani güler yüzüyle hiç eksik olmayan ama profesyonelliğini doğru bir şekilde sahada yansıtan, yansıttığı noktalarda da performansını en üst seviyeye çıkaran, yaşı benim için umumda değil, Nasıl hissettiğinle alakalı bu. E, dört. Esas oğlana gelelim. Gol kralına. 25 golle gol, gol kralına. Yani ki hazır olmadığım bir sezonda attığı gol ve gol kralı 25 gol demek hazır olsa 40'ları 50'leri görür gibi duruyor gibi bana. Oyun çünkü öyle hissettiriyor Galatasaray'da. İşte Galatasaray'ı anlatmak istersen bin tane kriter var. Yani bunu herkes söylüyor, herkes de dile getiriyor. İşte en fazla pozisyona giren, isabetli şut atıp direklerle bir türlü barışık olmayan, oyun içerisindeki fazla pas yapma yeteneğine sahip olan oyuncuların saha içerisindeki performansları bunun gibi gibi diye sayarım sana var. Ama önemli olan şey, geçen yayında söylediğim gibi, başarının kriteri çok farklı olmak zorunda. Yani kurduğunuz kadroların, oyuncu gruplarının saha içerisindeki performansları çok önemlidir. Zaman zaman verimli miydi? Evet ama bazı oyuncuların performans anlamında tam hazır olmadığı bir dönemde bu Galatasaray artıydı demiştim. Çünkü gelen oyuncu kendini ifade etmek için o performansı yakalamak zorunda. Son haftalara bak. Galatasaray'ın şampiyon olmuş kadrosundan hücum hattında dört aynı. Kerem Mertens, Barış Ikardı, Son maç öyleydi hatırla. Sana şampiyonluğu getiren hücum attıydı bu. Torreira'yı da yazarsan hani orada zamanda Kerem Demirbay oynamıyordu. Hazır değildi. Zaman zaman Kaan oynuyordu. Bazen Berkan oynuyordu. Değişiyor. Değişkenlik gösteriyordu ama hedef belliydi. Hedef doğrultusunda işte bazı bölgelerde eksiklikler vardı. Bunları herhangi bir şekilde problem yapmayan bir Okan Buruk hamleleri, oyunun gidişatına dokunuşlar, Risk almalar ki bunu her seferinde dile getirdik. Sen de düşüncelerini söyledin. Ben de söyledim. Günün sonunda istediğiniz şeyi dün akşam itibariyle kutlamalarda da gördüğümüzde her şey organize olmuş bir ailenin nasıl yaşanması gerektiğini anlattılar. Yani tebrik ediyoruz. Diğer taraftan Fenerbahçe ile de ilgili. Ona sonradan geleceğiz. Yok şunu söyleyeyim sonra istediğin soruyu sorabilirsin. Ben Fenerbahçe camiasında tebrik ediyorum. Çünkü az buz bir bu iş yapmadılar. 11 ay önce başlanan iki takım adına başlayan bir sezon bugün itibariyle bir tane şampiyon çıkacaktı. Hata yapmayan sabırlı olan tarafın kazanıp şampiyonluğunu ilan edeceği bir seneden bahsettik. Bu da Galatasaray'a nasip oldu. Bundan sonraki seneler olmayacak diye bir kaydı yok. Ama sistemi doğru işletip de sistem içerisinde kalırsanız çok fazla başarısızlık değil başarıyı yakalama şansınız da fazlasıyla karşınıza çıkar diyeyim. Sana bırakayım. Peki hocam, Okan Buruk'un sezon başında özellikle transfer edilmesini istediği 3 tane oyuncu Avrupa çapında. Biri Hı. Za, biri Tete, diğeri de Endombele. Evet. Bunlardan hiçbir şekilde bana göre yani benim düşüncem verim alamadı. Evet. Ama üçü de sonuçta Avrupa çapında bir yıldız. Şimdi bu oyuncularla sence devam etmeli mi yoksa yollarını ayırmalı mı? Yani şimdi işte şöyle bakalım yine aynı yere gideceğim. Mesela bazen bazı oyunculardan evet performans olarak çünkü beklenti oynasın da takıma katkıda bulunsun ama oynamadığı süre boyunca dünkü kutlamalarda şunu gördüm. Endombele geldiğinde bütün takımın vücut dilini gördün mü? Herkes ona gitti biliyor musun? Bak oynamasa da. Ya bu da bir destektir. Ha tabii ki önemli olan iş sahadadır. Çünkü senin mesleğini icra etmen gereken yer o çizgilerin içerisi. Alamıyorsan dersen ki Endombele'ye Olmadı teşekkür ederiz. Belki o da mutsuzdur. Karşılıklı anlaşıldılar, tokalaşırlar, tok sarmaş dolaş ve de Tete Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam Ali Sami'nin de oynanan bir maçta hani 60 olduğu çok güzel bir gol var. Bir katkısı ben, bana göre orasıydı. Kötü oyuncu Değil ama bazen de kumaş e, tutmuyorsa, tenine de uymuyorsa vedalaşabilirsin. Ben Zaha'yı göndermem. Tutarım. Yani şöyle tutarım. Crystal Palace'da yaptıklarındaki kendini alıp belli bir yerden en üst seviyeye çıkarma şeklini biliyor. Kendi futboluna, birikimine, bilgisine inanan bir oyuncu. Yeter ki bu oyuncunun biraz daha devamlılığı olursa o devamlılık içerisinde Zaha'dan o performansı alırsın. Nasıl Crystal Palace'da yaptıysa burada da yapabilme şansı vardı. Çünkü ismin büyüklüğü kendine de özgüveninin fazla olmasıyla beraber değiştirebilecek bir karakter. Değiştirmedi mi oynadığı oyunlarda da? Hocam değiştirdi de İngiltere Ligi'nde oynadığı oh. oyunun üçte birini oynamadı Galatasaray. Ya şimdi şöyle bak. Ya beni çok şaşırttı zaten. Şöyle söyleyeyim. Şaşırtabilir çünkü Premier le Türkiye Ligi'ni aynı seviyeye getiremezsin. Premier Lig'inde fiziksel savaşma var. Mücadelenin en üst seviyesi var birebirlerde temas oyunlarında. Bu oyunlar içerisinde kendi fiziksel gücünü, kendi futbolunu bir şekilde rakibi kabul ettirmek zorundasın. Ülke değiştiriyorsun, kolay değil. Yüksek tempodan geldiğinlik daha sert bir lige dönüştüğü zaman da bu ligdeki senin arayışların premierlik gibi olmuyor. Sebebi de şu, premierlikte dikkat et, bütün takımların güç sevi seviyesi eşit. Bizde Galatasaray, Fenerbahçe'nin maçlarına bak, rakiplerin oynama stiline ve sistemine bak. Yani kapanan defanslarda bu tarz oyuncular tabii ki üretkenliği ortaya çıkabilir ama zaman zaman da etkisiz olduğu maçlar da vardır. Ama bunu bir maçla yorumlamak yanlış olur. Yani sana kapanan takımlarda senin üretkenliğini zahadan isteyebilirsin. Ama şeyi hatırla, derbiyi hatırla. Galatasaray'ın neden ee, kazanamayıp da oyuna bir türlü hükmedemedi? Çünkü kenarları ve orta alanı doğru kapattığı için buradaki üretkenliği eksik olmaya başladığından doğru. dolayı. Zaha'nın Premier Lig'de oynadığı maçların hepsine bak. Liverpool'la oynuyorsa bile kendine olan futboluna olan güvenini Liverpool'a karşı kanıtlamak için açık oynuyor. Bizde herkes kapanıyor büyüklere karşı. Bu sistem içerisinde etkinliğini göremezsin. Bu da gayet normaldir. Biraz önce söylediğime tekrar dönüyorum. Ülke değiştirdikten sonra da o kültüre ayak uydurmak çok kolay değildir. Ama her zaman da söylediğimde bir kelime vardır. İyi futbolcular takım arkadaşlarının ülkeyi çok çabuk çözebilen yapıya sahip olduklarında zaten kendi bilgisi sağ içerisinde varsa onu bir şekilde inşa eder. Sen Zahan'ın kesinlikle takımda kalması gerektiğini düşünüyorsun. Yani, tutarım çünkü elinde doğru bir oyuncu karakteri tiplemesi. Peki hocam, Galatasaray'da Okan Buruk ikinci şampiyonluğunu aldı. Evet. Şimdi artık Galatasaray'da hedef Avrupa Şampiyonlar Ligi, orada da başarıyı hedefleyecek. Sana göre. Bu takıma nereye transfer yapılması gerekiyor? Hangi bölgelere Okan Burun transfer yaparsa doğru hamle olur? Sol bek sağ bek. Bak kimse ayrılmayacaksa hani iki stoperi de katacaksan buraya, buradan kimse eksilmeyecekse bir sol bek bir sağ bek. Bir tane de Icardi'nin alternatifi. İyi bir alternatifi olmak zorunda. Hani 1300 değil. Ya sence Değil. bana göre yani Icardi'nin bulunduğu seviyede Vinicius'un ona yaklaşma seviyesi çok kolay olmaz. Çünkü bir kere isimden bir adım önde. Saha içerisindeki oyun anlayışından bir adım daha önde. Kötü oyuncu mudur değildir bir tanımıyorum bilmiyorum ama bu süreçte de hani takıma katkıları da vardır Kasımpaşa maçını hatırla. Yani evet. tarihi golü attığı maçlar da var Berkan gibi ama Icardi'nin arkasında nasıl Ceko... Batshuayi yazıyorsun. Bu sana güven veriyorsa, Veriyor. Icardi arkasına da Icardi'ye yakın bir isim yazmak zorundasın. E tabii ki hocanın belki Okan hocanın kendine göre farklı bölgelerde isteyeceği oyuncular olabilir. Ayrılanlar olabilecektir. Bu gayet normaldir. Doğal da karşılamak lazım. Ama önemli olan şeyin şu bek bölgesinde bir sene boyunca yaşadığı sıkıntılar. Sağ bek, sol bek. Ya Kaan'ı oynatıyorsun. Çünkü Kaan'ı stoper de oynatabilirsin. Ön libero'da da oynatabilirsin Torreira'yla. Yani elinde alternatif olarak bir joker oyuncum var. Barış gitmezse barış için de geçerli. Ama önemli olan, orijini olan o bölgeyi doğru oynayabilecek oyuncu e, tercihi biraz daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Yani öncelikle üç bölge diyorsun. Tamam. Bu üç bölgeyle Aynen, Avrupa'da başarıyı da yakalayabilir diyorsun. Ya kesinlikle yakalayabilir. Yani alternatifi Icardi barışla düşünebilirsin ama... Şimdi barışı her seferinde de oynatamazsın Santrafor. Doğru. Doğru hocam. Ve... Rekor puanla tarihinin en yüksek puanını almasına rağmen ikinci olan Fenerbahçe'ye geçelim hocam. Şimdi hiçbir şeyi bilmiyorsun hocam. Sana geldiler dediler ki Fenerbahçe. De var, gibi. Fenerbahçe. <laughs> 99 puan. 99 gol. Sadece bir muhalifiyet. Bu takımın ikinci olduğunu görsen şaşırır mısın şaşırmaz mısın? Şaşırırsın tabii. Yani yapılan az buz bir iş değil. 90. Puan, puan. 99 gol. Ligin en çok gol atan takımı ve ligin en az muhalif olan takımı. Bir muhalifiyet. Bunu bana sorma. Dışarıda röportajı yap. Al bile bir mikrofonu sor. Herkes aynı cevabı ver. Şaşırır. Nasıl olamaz diye. Nasıl i̇şte. olmadı hocam? Sana sorayım. Nasıl olmadı ya her Ben Yani bu istatistikle, bu puanla, bu golle olmaması yani mucize bence. Yani nasıl olmadı? Tabii ki etkenler var hocam. Yani Bilsin sezon sen. içerisinde tabii ki etkenler var. Ama yani inanılmaz bir şey ya. Yani bu kadar puan toplayıp bu kadar gol atıp şampiyon olamaması Fenerbahçe'nin ya yani, olacak iş değil biliyor musun? Ya kesinlikle doğru ama işte hep diyoruz ya sabır oynadığın oyun gücünü karşı tarafa hissettirmek kazandığın bir maçı unutup diğerini nasıl konsantre olabilmekle alakalı. Bu yani bir aile diyoruz. Yani Galatasaray'ın yapmış olduğu edinmiş olduğu başarıların birinci ismi ailedir. Aile olabilme ruhu, aileyi nasıl hissettirebilme ruhudur. Yani bunların içerisinde bir sürü kriter var. Bu Fenerbahçe için de geçerli. Sezonu kötü mü başladı? Yok. Çok iyi başladı hocam deplasmanda oynadığı, iç saha performanslarında oynadığı, oyuncu performanslarının en üst seviyeye çıktığı nasıl Galatasaray'da anlatıyorsak Fenerbahçe'de de anlatıyoruz. Onların da hakkı var yani bu ligde bu kadar keyifli olması, bu kadar puanların olması, gol atılması, oyunların güçlü olması hepsinin içerisinde kalitenin olduğunu anlatır. Ama bir yere geliyorsun işte orada panik mi, stres mi, baskı mı diye düşündüğünde işte orada bir şekilde bunu kontrol etme şansına sahip olmak zorundasın. 99 puan 99 gol diyorsun ya. Az buz bir şey bir değil. Muhabbet. Yani bir mağlubiyet. Ve 3 derbiyi deplasmanda kazanmışsın. Ya yani bunun ya yani hiçbir camiaya saygısızlık yapmayı düşünmem. Düşünmemişimdir de bu zamana kadar ama bana göre bir şeyler eksik gittiğinde orada stres başlıyor demek ki Fenerbahçe'de. Kesinlikle. Yani bir panik havası oluşabiliyor hemen çünkü daha öncekilerinde yaşadığı için. Yani bunu çözme ihtimalleri ya toplanacaklar. Kendi içlerinde toplanacaklar. Sadece başkan, yönetim kurulu, teknik direktör, oyuncu grubu değil. Bunun içerisinde eğer o tribündeki taraftarlar da aile gibi görülüyorsa kimse bunların lideri. Bunları bir şekilde alıp kendi aralarında masaya yatırıp çözmek zorundalar. Yoksa öbür türlü e son maçta işte olan olaylar, isimler tribünlerde bağırılarak problemler olmadı mı İstanbul Spor maçında? Yani gelinen noktalar Fenerbahçe camiası adına üzücü ama çözülmeyecek sorunlar da değil, çözülebilir. Önemli olan şey gerçekten birisinin böyle yumruğunu masaya vurup sistemi doğru bir şekilde izah edip ki oyuncu grubuna herhangi bir sözüm yok. Kim o masaya vuracak kişi? Kim gelecekse artık. E şimdi bana göre... Fenerbahçe'de yapılan iki tane şampiyonluğu etkileyen en büyük hatalardan biri Süper Kupa'ya çıkmaması. Bana göre de yanlıştı. İkincisi de hocam sen yıllarca top oynadın. Avrupa'da sonuçta yıllarca da oynadın. Türkiye'de de oynadın. Sen şimdi başkanını televizyonda seyrediyorsun. Senin başkanı çıkıyor diyor ki ben olduğum sürece bu takımı şampiyon yapmayacaklar. Oyuncu grubu vazgeçer. Heh. Sen ne düşünürsün? İşte oyuncu grubunu bir şekilde moral motivasyon olarak düşünmeye başlıyoruz. Sence başlarız. Ali Koç'un bu açıklaması Fenerbahçe'yi yüzde yüz mi etkilemiştir futbolculara? E ortada başka bir açıklaması yok ki var mı? Yani bak biraz önce söylerim sakinlik. Çok fazla mikrofonlar uzatıldığında çok ekstra kelimeler kurmanıza gerek yok. Konuşmama ihtiyacını veya hakkını da kullanma şansına sahipsiniz. Yani. Ali Koç'un ilk geldiği sene var ya başkan olarak seçildiğinde. 2018. Ben bazı şeylere değiştirebilir demiştim. Kendi düşüncemde kimseyle paylaşmadım. Kendi kendime konuşurken. Hani bakış açısı biraz farklıdır. Avrupa mantalitesi olabilir diye bir şeyleri değiştirebilir dediğim noktada benim düşüncemin tamamıyla tersi çıktı. Evet iyi bir Fenerbahçeli. Başarılı da olmak istiyor. Ali Koç dediğin zaman Koç ailesinin ismi olduğu bir süre boyunca da kendi ismini daha da güçlendirmek isteyebilir. Bu da Fenerbahçe'de de olabilir. Ama Fenerbahçe kulübünün büyüklüğü birbirine kavga etmek değildir. Tribünlerden bahsediyorum yani. O oraya o oraya söylüyor. Bölünmüşlüğü bölünmüş söylüyorum. Yani önemli olan şey buraları doğru idare edebilmek. Doğru yönlendirebilmek. Her insan başarılı olmak ister, başarısızlığı tercih eder mi? Bu zamana kadar ailenin yapmış oldukları ortada değil mi? Bu başarıyla endeksli değil midir? E Fenerbahçe camiasına döndüğünüzde de hedefi tamamıyla olamadığı senelerde olmaya çalışmak istemesiyle alakalı liderliğini, düşüncelerini, ne söylemesi gerektiğini anlatmaya çalışan ama bir türlü karşılığını alamayan. Çünkü o zaman demek ki bir yerde bir iletişim kopukluğu var. Hocam. İsmail Kartal da özellikle İstanbul Spor maçından sonra değindi. Ali Koç'un da sürekli değindiği olay. Dış etkenler bizi şampiyon yaptırmıyor. Abi, bir şey söyleyeceğim ya Ersoy. Şimdi bu kadroyu kim kurdu? İsmail Kartal, Ali Koç. Ali Koç, koç beraber. Yani, hoca istedi. Evet yönetimle İsmail Belki hoca başkan demiştir ki bu oyuncuyu da hani ben alıyorum hoca iyi futbolcu faydalanabilirsin diyebilir. Ya dış etkenler diye bir şey yok mu futbolda? Var mı sence? Ya dış eskenler dediği hakem hataları. Hakem hataları sadece bizim ülkemizde var. Diğer ülkelerde olmuyor. Var mi? tabii ama biraz. Tamam hakem hataları. E, var dendi hakemi yabancı getirelim dendi. O da geldi. Ne oldu? Değişti mi? Değişmedi. Her şey aynı şekilde devam ediyor. Bak benim için önemli olan nedir biliyor musun? Bu saha var ya çizgiler bunlar. Bunlar. Ben burada güçlü oyunumu oynayayım. Tamam mı? Kazanırım kaybederim ayrıdır. Ama benim oyunum şampiyonluk adına mesajı doğru bir şekilde veriyorsa ben önce burayı kazanırım. Dış etkenlerle uğraşmam. Sahanın dışındaki işler futbolcunun işi değil. Teknik direktörün işi değil. O iş yöneticilerin. Ha siz açıklamalarını yaparsınız yapmazsınız. Ama bu oyuncu grubunu buraya kanalize etmek zorundasınız. Sen dört tane hakem mi diyorsun? İkisini iptal etsin. İkisi buranın desin. Sen bu oyunu kazanmaya çalış. Sen burada o oldu da bu böyle oldu da penaltıyı vermedi de geçen hafta oraya verildi de bana bu olmadı. Bunlar hani şey gibi problemi daha da büyütmek. Hakemi konuş... yenebilir misin? Ya hakemi yenmek diye bir düşünce yoktur Hayır ki hocam, sen. Hayır ben merak onla... ediyorum. Sen şimdi sonuçta hakemi sen yenmek için çaba sarf etmiyorsun. Sen rakibini yenmek için oynuyorsun. Hakemle ne işin var? Ama Rakibin... hocam öyle bir karar veriyor ki. Ya işte tamam der ben bir de sen... 10 kişi bıraktı. Tamam ben de sana diyorum ki beni güzel yükseltiyorsun. Bravo. Evet. <laughs> evet. Anlatmak istediğim konu şu. Güçlü oyun, güçlü oyun karşısında ne istediğini anlatabilmektir futbol. Oyuncu grubuna bağlı bu. Teknik direktörüne bağlı bu. Yani hakem verdi tam penaltıyı verdi. Olmayan penaltıyı verdi. At üç tane kardeşim. Tamam da hocam 20. dakika derbide seni 10 kişi bırakıyor. Ya, Nasıl tam, kim yani? Kazan yendin, Bak, Fenerbahçe aynı kazandı. Yere, aynı iyi oynayarak. Tam, iyi oynayarak Fenerbahçe kazandı. Ödüllendirdik mi konuşmalarımızda? 10 kişiyle kazandın. Evet. Tamam. Aynı oyunu yine oyna. Ama başka maçlarda Bak, olunca bu şey. aynı geliyor yere mi? geliyorum Ersoy'cum. Oyun, oyun güçlü oyunun varsa hakem seni 10 kişi bırakmış kazanmış mısın? deplasmanda geri düşmüşsün kazanmış mısın? Ne bileyim, öne geçmişsin, beraber olmuş, ondan sonra 4 tane atmış mısın? Bunların hepsini neyle yapmışsın? Bu oyununla yapmışsın. Oyun. Sen bu çizgilerin içerisindeki oynayacağın oyun gücünü rakibe hissettir. Bırak hakem orada vermiş vermemiş. Bunlarla çözümü bulamadığın için ondan sonra her sene giden şampiyonluğun öyküsü dış etkenler, hakemler. İşte biz 10 kişi kaldık, biz 11 kişi olduk, öne geçtik, geri düştük. Şunlar, bunlar. E ben de üretirim bunu. Bunu üretmek kadar kolay bir şey var mı? Var mı bundan? Bana zorunu bulsana. Yani hocam tamam. Ee, bir konuda haklısın. Doğru söylüyorsun. Güçlü kadro kurarsan, güçlü oyunun oynarsan sahada seni kimse elemez. Tamam. Uz. Ben de diyorum ki 4 sene üst üste biz nasıl şampiyon olduk? Bizim oynadığımızda da olmadı mı? Oldu. Tamam. Biz oyuna bakıyorduk. Çünkü kadro iyiydi. Kadronun doğrultusunda bizdeki Popescu, Hacı, Adrian İlye, bunların hepsi çok iyiydi. Tamam mı? Bu oyun burada inşa edildi ve bunun karşılığını biz 4 sene üst üste aldık. Hakem hataları yok muydu? Var, vardı. Çok vardı. Eksik kalmadık mı? Kaldık. 10 evet. kişiyle de maç kazandık, 11 kişiyle de kaybettik. Yeri geldi farklı maçlar kazandık skor olarak ama biz saha içine inandık. Saha içine inandığın zaman ben hakemi düşünmem. Ben kendi oyunumu düşünürüm. Rakibini nasıl eee etmem lazım? Oyunu daha nasıl ağır bir şekilde rakibe hissettirmem lazım. Hacı'nın uzaktan atabileceği şutlarla bizim kazanabileceğimiz maçları benim düşünmem lazım. Bana ne yapacağım hakem öyle yapmış o onu demiş bu bunu demiş. Neyi kurtarabilirim kurtardın mı? 10. sene kurtardın mı açıklamalarını? Var mı? Yok. Hani yanlış anlamasın kimse ben iyilik için anlatmaya çalışıyorum. Burasıdır. Başarı burada gelir. Saha dışındaki olaylar açıklamalar bunlar değildir başarı. Geçersin öyle iki kelime dersin geçersin. Ondan sonra çıkar o der ki ben bunu söyledim ben de bunu da haklıyım. Tamam bu siz burada çarpışın ama ne olur buraya getirmeyin deyin ya. Getirmeyin bu oyuncu grubuna bunu hissettirmeyin. Benim bakış için böyle. Biz evet. öyle kazandık başarıları. Dört sene üst üste olduğumuzda da Kalli zamanında da Holman zamanında da United eylediğimiz zaman da. Hatırla Holman'la. Evet. Orada 0-0 şey 3-3 burada 0-0. Bu evet. hep güçlü oyunlarla karşımıza çıktı bizim. Biz başarıyı böyle elde ettik. Ona sallamayla, ona konuşmayla, ona laf atmayla değil. Biz böyle yaşadık gördük. Sen de biliyorsun bunları. Ya biliyorum hocam da ama yani son zamanlarda hakem hataları ve alınan kararlar bana göre futbolun çok içine girmeye başladı. Yani burada seninle yaptığımız programda hatırlarsın. Dedin ki ya hakem hakemliğini bilecek dedin. Bekçi gibi sürekli düdük çalıyor dedin. Yani her pozisyonu duruyor dedin. Ben de ne dedim? Benim futbolculuğa dair lisansım var. Hakemciliğe hakemlikle alakalı orası. bir lisansım yok. Ama olayı hep hata yapabilecek noktayı düşünmeden kaybettiğim bir maçın ardından biz de birinci suçlu hakem. E sen hiç mi kendine bakmıyorsun aynada ya? Bu sadece bir kulüp için konuşmuyorum genel. Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz? Hiç mi hata yapmıyorsunuz siz bireysel anlamda? Bugün ailende yaşayacağın bir problemi konuşarak çözmüyor musun? Çözüyorsun değil mi? problemi çözmeye çalış. Çünkü aile hani eşin çocuğun bir şeylerin karşılığında diyorsun ki buradaki problem çözülmesi lazım. Biz bundan sonraki seneler daha rahat edelim diye. Çözümü burada üretirken ama buraya geliyorsun herkes farklı fikirlerle birbirini suçluyor. Ne dedik? Problem var demiştik geçen yayın. Kimse çözmeye çalışmıyor. Olmuyor işte dışarıdaki etkenlerle sağ içine taşıyıp da oyuncu grubunda da bunu etkile etkileşimini fazla yaparsan başarısız oluyorsun. Ya yani sen diyorsun ki Ali Uzak. Koç'ta İsmail Kartal bence bu şekilde yaparak futbolcuların ben yani konseptörümü. Konsantrasyonu... bak Fenerbahçe camiasının içini bilmem ama ki İsmail hocayı severim saygımda sonsuz bir son maç, bir de hangi maç hatırlamıyorum iyi başladık yok pardon neydi? Konya maçı. Neye doğru da bir şey söyledin. İyi başladık sonra iyi başlayamadık. Ha, i̇yi yani. başladık iyiye başlayamadık. <laughs> sonra biz 6 attık Galatasaray 3 attı şampiyon oldu. Işte. Bak hepsinde bir zelzeniş var ama neyin zelzenişi bu? Ne demek ya Galatasaray 1-0 mağlup olsa sen 6 attın diye şampiyon mu olacaktı? Ben orayı anlamadım açıklamaları. İyi başladık ama iyi başlayamadık. Hocanın da düşüncelerinde bir sıkıntı var. E Başkan Ali Koç da dedi ki dün Dün akşam katıldığı toplantıda e, biz 102 puan alsaydık Galatasaray 103 puan aldıracaklar dedi. <laughs> o zaman ben bu anlattıklarım boşa mı gitti şimdi? Ya işte, yani işte bunun açıklamasını yaptı. Aa, o zaman yani, niye kaybettin derim ben sana beraberlikle kaybettiğim maçlar var 3 tane. Samsun spor. E tam anlattığım yazık. şeyi. O kadar basit önünde duruyor. Problemi çözme örneğin önünde duruyor kazan rekor puan alan İsmail Kartal'la devam eder misin etmez biz. Fenerbahçe ya. Cihazı. hayır. ben Be Tugay o, öyle, düşüncesini... bir, öyle bir saygısızlık yapmam ama ben şunu söyleyebilirim. Düşüncen ne? Bana göre başarısız değildir. Ha, bazı maçlarda yanlış hamleleri olmuş olabilir. Bu gayet normal. Bunu Okan Hoca da yapıyor, bunu Sergen Hoca da yapıyor. Bunu yani hangi hocaları düşünüyorsan düşün, isim ver, hepsi yapıyor ama Hani 99 puan deyip 99 gol atan bir adamın şampiyonu olmadı diye başarısızdır diye bir isim koymak bana göre yanlış. ha Kulüp devam eder etmez o ayrıdır. Hani Ali Koç mu yoksa Aziz Yıldırım mı gelecek kim nasıl olacak? Aziz oraları, Yıldırım gelirse ben Mourinho ile çalışacağım. Oraları böyle. bilemem ama şu var. Ee, devam eder etmez. Onunla ilgili karar mekanizması Fenerbahçe camiasının başkanlarına aittir. Kendi kararlarını verdikleri zaman da biz de hani böyle haberler düşüyor bize. Maskolikten bir yerden geliyor. Oradan öneriniz herhalde. Başka da bir şansımız yok. Yani senin bu görüşüne göre ben olsam diyorsun İsmail Kartal'ın e kalmasından yanayım. Ya şimdi Ali Koç devam ederse başkanlık seçiminde kazanırsa şimdi bak seversiniz sevmezsiniz. Yapmış oldukları ortada bu insanın ee, başka bir örneği olacaktır çünkü onun sebebi de Hamza, Hamza oldu. 3 kupa aldığında o da gönderildi. Hı. Değil mi? 3 kupa aldığında gönderildi. Gönderildi. Evet. Aynen. Yani yaşanır Ama bu şeyler... örnek bence doğru bir örnek mi? İsmail Kartal'ın i̇şte, üç kere geldi. Ya hiçbir i̇çeride yok. ne yaşanıyor bilmiyorsun. Bilmediğin bir şey için de hani yorumlamak da yanlış olur ama ortada görünen bir e, puan tablosu var, attığı gol sayısı var, oyuncu grubu var. Ha, İsmail Hoca kalır, bazı oyuncular kalır mı, kalmaz mı onu bilemem. Şu an Ali Koç için konuşuyoruz, değil mi? Kaldı da devam etti diye. Kim kalmaz sence? Ya Tadiç kalmaz, ya Ceko kalmaz. Ya bazı futbolcuların İsmail Kartal eğer devam edilirse ayrılacağını duydum. Yani bunların başında dediğin gibi evet, Ceko, Tadiç. Tamam. Peki. Yani böyle bir söylenti var şu anda. Ee, Sayın Aziz Yıldırım gelirse. Kim gelir hoca? Mourinho. Bu şey ne zaman final? Cumartesi Londra'da günü. değil mi? Wembley Stad'ında. Tam orada görüşeceklerdir herhalde. Evet cumartesi günü görüşüyorlar. Ya büyük bir ihtimalle de anlaşacaktır öyle geliyor bana haberler. Senin çünkü İngiltere'de önemli dostların var. Evet, Tanıdıklarım var. var. Sen anlaşacaklar diyorsun Mourinho ile Aziz Yıldırım. Yani başkan... ...geldiğinde bir farkındalık yaratmak isteyecektir. Bu da gayet normaldir. İsmin büyüklüğü zaten ortada. Hocam Mourinho'ya kalkıp da burada saatlerce anlatmamıza gerek yok. Ee, Fenerbahçe camiasında... ...istenilen şey Jose Mourinho olacaksa Zildirim'le beraber... ...tabii bunun da bir bütçesi olacaktır. O bütçenin karşılığında başkan herhalde o konuda da... ...özgüveni yüksek olduğu için... E, ...bazı şeylerin sonlandırılma anlamında da... ...o riskleri de alacaktır gibi duruyor ama... Benim hiçbir zaman şüphem yoktur şudur. Her iki başkan da camianın iyi olması için çaba sarf ediyordur. Birisinin sistemi farklıdır, diğer, diğer ki daha güçlüdür veya zayıftır dersin ama hedeflere her zaman olumlu olmak zorunda. Kötü gidişatta panik yapmamak zorundalar. Bu senede mi eyvah dememek zorundalar. Önemli olan şey biraz önce anlattığım o beyaz çizgiler içerisindeki karakterli, kulübü sahiplenen, sahiplendiği noktada da oyunun gücünü rakiplerine hissettirebilecek bir kadro kurmak zorundalar ki ayrılanlar da olabilir. Yani burada şaşırılacak bir ortam yok. Hocam kadro kurmak derken Galatasaray gibi sorduğum soruyu Fenerbahçe için de sorayım. Bu sahaya Fenerbahçe hükmetmesi için nerelere sence transfer yapması lazım şu anda? Önce bir altı stoperinden hangisinden vazgeçeceğini bana sor. Çağlar'da kiralık. O da gitti kaldı dört. Serdar Aziz'in de devam edip etmeyeceği belli değil. Sözleşmesi, sakatı. Evet. Yani de. seneye üç, Osterwolde de Oster ayrılma durumu var. Milan'ın bir ilgisi varmış. Evet, o zaman yeniden bir yapılanmaya girecek yes. gibi duruyor. Peki yani bura, bura. zayıf olduğu yer? Bura. Burada aslında bir Friedel var. Ortası. saha. 8-10. Önlü Börü. Önlü Börü. İyi bir önlü libero. Ha belki kurun iç... Bakarsın seni öyle bir başlar ki herkesin hani istemediği bir anda istenen bir isim olarak karşımıza da çıkabilir. E diğer bölgelerde çok fazla problemi yok ki. Kanat? E tadı için var. İrfan'ın ayrılma durumu var İspanya'ya gitme i̇şte durumu. Diyorum sana yani o zaman böyle hani isimler Asparagas mı bunlar olma ihtimali var olma mı? Olma ihtimali var. O zaman varsa yeniden bir kadro yapılanmasına gideceklerdir. Bu da gayet yani normal. Ama senin ilk... Ha Sen burada ilk kimleri bölge... tutacaksın onlar önemli. Ama 6 numaraya kesin için şey takviye yapması lazım. İsmail oynadığı dönemlerde problem yaşamadı. Çünkü partneri iyi olduğu için. Fred'le. Fred'le oynuyordu. Yani Şimanski'nin başlangıç süreciyle sonradan kendi özel yaşantısındaki probleminden dolayı performansında düşüş. Bu birazcık daha diğerlerini de etkilemiş olabilir. E sonrasında İrfan'ın sakatlığı ki tabii ki o sezon sonu. Fred'in sakatlığı. Fred'in e oynadığı maçlar, atıldığı maçlar var. E şimdi ben her zaman derim ya futbolun kalbidir ortası saha. Burayı güçlü tuttuktan sonra diğerlerini istediğiniz gibi değiştirme şansına sahipsiniz. Ceko'yu nasıl anlattık? Gezen, Gezen dedik. Bak şu hali ceza sahası için. Ne, ne çıkıyor bak. Ben bir de şuna karşıyım şu yorumlara. E, 38 yaşında artık ligi kaldırmıyor. Kaldıramıyor. Değil mi? Evet. Ya bu adamın santraforluğundan... Inter'de final oynamadı mı bu adam? Oynadı. Yani... Yorgun olmasının e, yaşta mı alakası var yoksa saha içerisinde çok gezmeyle mi alakası var? Saha içinde çok gezmesi. Değil mi? Orta saha geliyor kenara gidiyor. Tamam bu sistem içerisinde belki oyun planıdır teknik direktörlerin ama ben aynı şekilde de Icardi'ye dedim. Al işte gördün Konya'da. Birebir karşılığını alıyorsun. Icardi olması gereken yerde Ceko gezmesi gereken alanlarda çok fazla... Fiziksel anlamda yüzde yüzünü verdiği için bu sefer ceza alanının içerisinde etkisizliği ortaya çıkıyor. Çünkü oksijen bitiyor. Son vuruşlar iyi değil dikkat et. Ama Icardi'ye dönüyorsun attığı ilk gol. Kafa golü. Konya'da. İkinci gol. Daha zor gol. Bunun bir elinde Drogba attı. Drogba daha uzak rakipten. Bak o pozisyonu biliyorum. Evet. Drogba daha uzak. Icardi daha yakın birebir. E ama şimdi iki ismi koyuyorsun. Biri gol kralı tamamıyla ceza alanın içini benimsemiş. Diğeri 21 gol atmış. 21 gol atmış ve final oynamış bir Ceko daha fazla gezen. E tamam o zaman. Bu ortadakiler ne yapacak? Kimi besleyecek? Burada uzaksın. Cezaların içinde Ceko yok. İşte buraya Ilfan giriyor. Zaman zaman Tadiş giriyor. Zaman zaman Şimanski. Zaman zaman Fred giriyor. Yani Santraforun adı için konulur? Gol atması için değil mi? Evet ve de yeteneği, ayakları, oyun bilgisi havadan yerden iyi iyiyse ben derim ki kardeşim gelme. Gelme gelme sen burada kal. Sana getirecekler bu tubu. Ya bu bizim şeye benzerdi Hacı'yı. Biz Hacı'ya derdik ki gelme sen orada kal. Biz senin için koşar mücadele eder. Pası yapar seni buluştururuz derdik. O da işi bitirirdi. Ama şimdi sen işini bitirmesi gereken yerdeki adamı dolaştırıyorsan etrafta. işi bitirecek adam kaç kişi çıkacak? İrfan çıkacak bir tane var mı başka? Yok. O kadar bitti. Ya da Fred çıkacak. Evet. Karşılığı bu. Çok basit. Gidiyor muyuz? Ne oldu? Gülüyorsun. Hocam teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Her zamanki gibi yine fark yarattın. Arkadaşlarımıza Yok, da, da, teşekkür da teşekkür ediyoruz. onlara da teşekkür edelim. Bu bizim Bütün bugün son yayınımızdı. Ee, yeni bir kanal güzel de işler yapacağına ben inanıyorum. Partnerim olarak sen de inşallah hani olur da konuştuktan sonra anlaşırsak bunun da açıklamasını da yaparız. Teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler Maestroya gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yeni açığa abone olmayı unutmayın. Herkese mutlu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.